Halit Ziya Uşaklıgil Uzak Hatıralar O kadar uzak ki araştırmaya çalıştıkça gözlerim tamamıyla sarahatle seçebilme kuvvetini bulmuyor. Sanki yaprakları yer yer dökülmüş bir çınarın altında sırt üstü yatıyorum. Başımın üstünde koyu yeşil ve karanlık yaprak çadırının şurasında burasında yarıklardan gök parçaları görüyorum yalnız o kadar. Bu parçalardan sarih olanlar az değil fakat büsbütün kapalı kalanlar çok daha fazla. Bu hatıraların başlangıcı 60 seneden daha ziyade evvele ait. Sonu da yarım asırlık. Bu uzun zaman içinde neler neler silinmiş, ne kadar sayfaların üzerine kara mürekkepler dökülmüş, Bunların aralarından neleri okuyup canlandırmaya muktedir olabilirsem onları tespit etmeye çalışacağım. 12 yaşlarındaydım. Büyük Rus Harbi'nin sonlarındaydı. Babamın İstanbul'da işleri tatil ederek İzmir'e nakletmek mecburiyeti hasıl olmuştu. Biz ailece Saraçhane başındaki güzel evimizden, şirin ve büyük bahçemizden koparıldık. İzmir'de dedemin Çorak Kapı Konağı'nın bir müstakil dairesine sığındık. Bu konak harem ve selamlık dairelerinden başka birkaç bölükten mürekkep bir bina idi. Ve büyüklüğü ve büyüklüğü nispetinde kalabalık idi. Burada bana aşinası olduğum birkaç simadan başka yepyeni çehrelerle dolu başka bir alem açılmış oldu. Bu yeni dünya ile onun yeni simalarıyla ülfet tesis etmek, bu muhite ısınmak lazım geliyordu. 12 yaşımın tecrübesizlikleriyle, beceriksizlikleriyle oradan oraya çırpınıyor, İstanbul evinden ve bahçesinden ayrı düşmek acısını uyuşturmaya uğraşıyordum. Ne kadar zaman geçti? Belki iki ay, belki daha ziyade. Bir gün konağın içinde, muhtat haricinde bir hareket bir daha daha hasıl oldu. Genç amcalarımdan Yusuf Bey'in düğün hazırlıkları. İzmir'in iki büyük ailesi arasında bir bağ vücudu getirecek olan bu düğün, şehirde uzun zamandan beri azim bir alaka uyandırıyordu. İki tarafta da büyük hazırlıklar yapılıyordu. Nihayet miat hulul edince, konakta birçok tertibat alındı. Ve bunların başında bize tahsis edilmiş olan müstakil dairenin, Yeni çift için tefrişine ve ihrazına teşebbüs olundu. Biz de asıl büyük binanın başka bir kısmına geçtik. Bu kafi değildi. Gene aile evlerinden yokuş başındaki pek güzel, pek şirin bir ev bize tahsis olundu. Bir yandan büyük konakta dağdağlı, velveleli bir düğün yapılırken bir yandan da bu yokuş başı evine bizim eşyalarımızın nakli, oraya yerleştirilmesi işi görülüyordu düğün oldu. Onun gürültüsü arasında bütün aile halkıyla beraber ben de bir müddet yuvarlandım durdum. Bir gün annemin sağ elinin şehadet parmağını yanağına dayayarak mutadı olan bir vaziyette düşündüğünü gördüm. Ne oluyorsun anne gene ne düşünüyorsun diye sordum ve yanına sokuldum. Beni yavaşça çekti. Hiç dedi. Sonra asıl hayatını ifşa eden bir teslimiyetle ilave etti. İstanbul evini düşünüyorum. Onu sen de severdin değil mi? Burada kalabalıktan, düğün patırtısından sıkıldım artık. Kardeşlerinden her biri bir yerde. Baban son işlerini tesviye etmek için tekrar İstanbul'a döndü. Sen, ben, iki kadın, bir de resmi efendi. Bu resmi efendi dayımın işsiz kalmış bir kaynı idi ki bir nevi vekil harç muhafız sıfatıyla bize sığınmıştı. Yapayalnız yalnız kaldık. Yokuşbaşı evi henüz hazır değil. Oraya geçinceye kadar burada durdu ve izah etti. Sen daha tanımadın. Benim Arap Fırını mahallesinde bir yengem var. Ben onu pek severim, o da beni pek sever. S seni de görmek istiyor. Bizi 10-15 gün için davet ediyor. Dadını beraber alarak oraya gitsek nasıl olur? Orada senden epey büyük bir de çocuk var. Onunla pek iyi vakit geçirirdin. Birden bu teklif bana pek hoş pek cazip göründü. Yeni bir alem, başka simalar. Annemin o aile ile karabet münasebetlerini bütün izahlarına rağmen hiçbir zaman kavrayamadığım bugün hala onları izah edemeyeceğim. Yalnız bana ailenin esas şahıslarını anlattı. Başta hanım yenge diye hitap edilecek yaşlanmış fakat ihtiyarlığına rağmen hala pek güzel, kibar, vakur Eski bir aileden, daima güleç, daima mültefit, hoş hikayeler anlatan ve çocukları pek seven bir Kevser Hanımefendi'den bahsetti. Bu kadın annemin bilmem kaç sene evvel vefat eden ve kendisini Arap Fırını Mahallesi'nde büyük bir konakta, hamam, birkaç dükkan bırakan bir dayısının zevcesiymiş. İki kızı varmış ki ikisi de vefat etmiş. Fakat büyük damadı hala yaşıyormuş. Kerim Behçet Bey namında bir zat ki defterdarlıklarda, mutasarrıflıklarda gezdikten ve iyice bir servet peyda ettikten sonra tekrar evlenmeyerek Kevser Hanım'ın yanında uzlete çekilmiş. Bu zata da ben annemle beraber enişte bey diye hitap edecekmişim. Kerim Behçet Bey'in vefat eden zevcesinden iki kızı olmuş. Bunların ikincisinin kızı Salima Hanım Şevket Kemal Bey isminde şehrin meşhur dava vekillerinden bir zatın zevcesiymiş. Evin hususi bir dairesinde ikamet ederlermiş. Bir de Naciye isminde 8 yaşlarında bir kızcağızları varmış. Kerim Behçet Bey'in büyük kızı da izdivacının ilk mahsulü olan çocuğunu doğururken vefat etmiş. Affan Sabit isminde bir çocuk. Annem bu ismi söylerken gözlerini kapayarak hesap etti. Bugün galiba 17 belki 18 yaşında. Senden 5-6 yaş büyük. Buna da istersen ağabey dersin yahut sadece affan diye ismiyle hitap edersin. Bütün aile bu çocuğun üzerine titrer. Onu genç yaşında ve lohusa döşeğinde bırakıp ölen annesinin bir yadigarı olarak severler, şımartırlar, her istediğini yaparlar. Tahsiline dikkat ederler. Onun muallimleri vardır. Rüştiye'yi bitirmiştir. Fakat altına bir de binek hayvanı vermişlerdir. Onunla seyranlara çıkar. Tüfekleri vardır, ava gider. Her istediğini yapar, şımarık bir çocuk. Şımarık ama terbiyesinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Güzel denemez, fakat sevimli. Onunla bir misafiret esnasında iyi geçineceğine eminim. Annemin bu şahıslar hakkında verdiği malumattan birçoğunu ihmal ile dinledim. Hatta isimleri birbirine karıştırdım. Yalnız bu şımarık denen çocuğun ismi, evsafı zihnimde derin bir iz bıraktı. Ona ağabey demeyecektim elbette. Sadece affan diyecektim. İtiraf ederim ki onun rüştiyeyi bitirmiş olması, hususi muallimleri bulunması bende kıskançlığa benzeyen bir duygu da uyandırmaktan geri durmamıştı. Onu bir an evvel görmek arzusuyla sordum. Anne ne vakit gidiyoruz? O cevap verdi. Bir gücenikliğe imkan bırakmamak için dedenden ninenden izin almalıyız. Sonra buradan bize bir araba verirler. Sen, ben, dadın iki üç çanta yola çıkarız. O mahalle buradan epeyce uzaktır. Orada on gün mü olur? Daha az mı? Daha çok mu olur? Kalır sıkılınca onlardan izin alarak artık yokuş başı evimize geçeriz. O zamana kadar ev hazır olur. Belki babanın da gelmesi yaklaşmış bulunur. Kevser hanımefendinin bir konak yavrusuna benzeyen büyük evi Arap Fırını Mahallesi'nin ne tarafındaydı? Bugün şu satırları yazarken hayalim o mahallenin sokaklarını dolaşıyor, şurasında burasında irkilerek duruyor ve bir vakitler sık sık gidip kaldığım bu evin yerini bulamıyor. Yalnız o evi değil, ben de bu semtte iki defa İzdivacımdan sonra bir kere de İzmir'de geçirdiğim son kış esnasında iki evde ikamet etmiştim. Türlü hatıralarla dolu olan bu evleri bütün tafsilatıyla, bende kalan bütün intibalarıyla gözlerimin içinde yaşıyor buluyorum. O kadar vuzuh ile ki bugün onların taksimatıyla hususiyetlerini tersim etmeye muktedirim. Yalnız sokakların arasında dolaşarak yerlerini tayin edebilmekten acizim. Gene bu mahallede sık sık gittiğim dost evleri vardı. Tevfik Nevzat'ın evi, Ahmet Celadet'in evi, daha şunun bunun evleri. Bunları hep görüyorum. Hepsinde çeşit çeşit hatıralarımın izlerini buluyorum. Sahipleri birer birer dünyadan göçtükleri halde evleri hala hayalimde yaşıyor. Fakat bugün yeni hükümet konağından şehre doğru giden Kemeraltı Caddesi'nden sağ tarafta bu mahalleye doğru giden sokaklardan birine soksalar da bu evleri arayıp bulmaya davet etseler zannederim ki çok dolaşmak, oradan oraya saparak uğraşmak lazım gelecek. Hani ya bazen rüyalarda yerinizi kaybedersiniz. Takip edilecek sokakları bulamazsınız, dolaşır dolaşır hep tanınmamış, görülmemiş yerlerde, ucu bucağı bulunmayan sokaklarda koşar durursunuz. Sizi bilmem, bu bende sık sık olan bir şeydir. Ya hala bir mektepte ders vermekteyim yahut bir yerde memurum saatinde oraya yetişmek lazımdır. Ancak vakit var. Geç kalmış olmak üzüntüsü içinde bir türlü yolumu bulamadığım bu meşhur sokaklarda helecan ile korku ile telaş ile koşar dururum. Tam bir halas ümidi belirirken yolumun önünde bir sağır duvar, arasından geçilemeyecek bir delik çıkar.'' Bu üzüntünün içinden sıyrılıp kurtulmak için yegane çare uykumun arasında bunun bir rüya olduğunu düşünüp silkinip uyanmaktır. İşte şimdi hayalimde bu mahallenin sokaklarını gezerken o haldeyim. Hatta sokakların isimlerini bulamıyorum. İzmir Belediyesi'nin şehrin sokaklarından isimleri bir tarafa atarak onlara birer numara taktığına vakıfım. Kim bilir o adları bulmak mümkün olmayan sokaklar şimdi nasıl numaralarla tanınıyor? Arap Fırını Mahallesi İzmir'in mahalleleri arasında ümranıyla, güzel binalarıyla, az çok düzgün yollarıyla mümtaz bir mahalle idi ki müstevi bir saha üzerinde yayılmıştı. İzmir'in büyük ailelerinden pek çoğunun evleri buradaydı. Bu meyanda Kevser Hanım'ın evi de oradaydı. O evi geniş odalarıyla, büyük sofalarıyla, sonradan ilave edilmiş olan bölükleriyle, İçinde birkaç yaşlı ağaçtan başka hiçbir yeşillik bulunmayan, hemen daima güneşten mahrum loş geniş bahçesiyle bir tarafında selamlık, onun yanında ahır ile tam bir vuzuh içinde görüyorum. Bu evin halkını da gene öyle vuzuh ile ve isimleriyle, simalarının bütün hususiyetleriyle görüyorum. Bunları sırasıyla tespit edeceğim. Fakat bu hatıralara bir intizam vermek için en evvel Kevser Hanım'a ilk defa misafirliğe gidişimizden başlamak lazımdır. Dedemin ahırından çıkma kupe arabacı Abdullah'ın idaresinde bizi o büyük evin kapısında bırakınca derhal evin halayıkları üşüştüler. Biz, annemle ben ve dadım arabadan indik. Selamlıktan koşan uşaklar, bir genç Arnavut Süleyman, bir aydınlı çocuk Osman, bunları sonradan öğrendim. Çantaları alarak Harem kapısına bıraktılar. Biz yukarı çıkarken Yenge Hanım'ı merdiven başında, küçük kızı Salime Hanım'ı kapıya kadar yetişemediği için merdivenin alt katında bulduk. Hanımlardan başlayarak hizmetçilere kadar herkesin yüzünde bizi görmekten doğan bir sevincin emareleri vardı. Belliydi ki bu evde pek sıcak duygularla karşılanıyorduk. Ben bunun burhanını hemen o sırada Kevser Hanım'da buldum. Bir aralık şöyle yanıma gel bakayım diye beni üzerinde oturduğu yer minderinin kenarına çekti. Bir eliyle yanağımı okşayarak. Haledim dedi. Sen ne kadar büyümüş serpilmişsin. Seni görmeyeli kaç yıl oldu. Sen İstanbul'da biz İzmir'de birbirimizden o kadar uzak idik ki. Gene okşadı ve dudaklarının hafif bir temasıyla saçlarımı alnımı öptü. Sonra birden hatırlayarak kızlardan birine seslendi. Nevber. Affan nerelerde? Haberi yok galiba. Gene selamlıkta. Odasında derslerinde çalışıyor olmalı. Dedim. Ben de bir yandan bu yeni görülen simaları tetkik ederken bir yandan da o kadar lafını işittiğim Affan'ı merak ediyor. Bir an evvel bana arkadaş olacak bu çocukla tanışmak istiyordum. Kevser Hanım beni biraz daha çekti ve sanki başkalarına işittirmek istemiyormuşçasına yavaş sesle adeta kulağıma mırıldanarak Göreceksin ya Halit. Torunum pek tuhaf, pek garip bir çocuktur. Herkesten kaçar. Kendi kendine yapayalnız yaşamaktan haz eder. Şimdiye kadar hiçbir arkadaş bulamadı. Daha doğrusu bulmak istemedi. Eski mektep refiklerinden, konu komşu çocuklarından onu gelip arayanlar yok değildi. Hepsinden kaçtı. Hiçbirisine yüz vermedi. İki hocası var. Hep onların verdikleri derslerle vakit geçiriyor. Şimdi bir de kanun merakı çıktı. Ona bir de kanun ustası geliyor. Yalnızlıktan pek sıkılırsa ata biner, seyranla çıkar. Yahut tüfeğini alarak çekledi bağlarında avlanır. Yahut Burada Kevser Hanım tuhaf bir mana ile gülümsedi. Yahut diye ekledi. Gene tüfeğiyle bahçede kedi avlar. Burada ben de gözlerimi kaldırdım ve Kevser Hanım'ın gülümseyen kestane renginde iri güzel gözlerine bakarak bu kedi avından maksadı soruşturur gibi baktım. O hep gülümseyerek izah etti. Enişten Şevket Kemal Bey'in gözüyle Salime Hanım'ı göstererek Salime'nin kocası tavuklara ve güvercinlere, kanaryalara pek merakı vardır. İyi cinsten tavukları, pek güzel bir gerze horozu, cins cins çeşit çeşit, çeşit en güzel nevilerden güvercinleri 8-10 tane kanaryası vardır.'' Bir gün nasılsa fırsat bularak bir kedi henüz kendisini kurtaracak kadar büyümemiş olan bir pilici parçalar. Diğer bir gün gene o kedi, siyah iri bir kedi, bir güvercin yakalar. Sonra başka bir gün gene o mel'un kara kedi elini kafesin telleri arasına sokarak bir kanaryanın başını çengeller ve koparır. Bütün bu facialar Affa'nın gözü önünde cereyan eder. Ağlayarak ''Ben bu kediyi öldüreceğim.'' dedi. ''Ama ne oğlum kedilere dokunmaya gelmez.'' ''Şiamet getirir. Sakın öyle bir delilik yapmayasın.'' dedimse de dinletmek mümkün olmadı. En evvel o siyah kediyi vurdu. Bununla kini sönmedi. İkide bir de tüfeğiyle bahçeye çıkar, bahçede hiç eksik olmayan kedileri öldürür. Sonra bu zavallı hayvancıkların ölülerini ne yapar? Onu anlamak mümkün olmadı. Bu merakından vazgeçirmeye de muvaffak olamadık.'' Dedim ya garip çocuk. Senden 5-6 yaş büyük olduğu halde onunla iyi arkadaşlık edeceğini umuyorum. Hatta senin onda pek hayırlı tesirlerin olacağını da zannediyorum. Şimdi neredeyse gelir. İki kardeş görüşür sevişirsiniz. O da seni sabırsızlıkla bekliyordu. Kevser Hanım elini odanın kapısına doğru uzatarak içeriye giren 8 yaşlarında bir kızı bana gösterdi. Bak Halit dedi sana bir arkadaş daha Salime ablanın kızı Naciye. Ben ilk önce Naciye'ye sonra annemin yanında oturarak yavaş sesle konuşan Salime abla denilen genç ve güzel kadına baktım. Salime abla ancak 25 yaşlarında saz benizli, kumral saçlı, sarı ve iri gözleri pek tatlı bakışlı büyük annesine çok benzeyen bir kadındı. Kevser Hanım'ın vefat eden büyük kızından kalmış olan bu kadın ile kızın Naciye arasında hiçbir benzerlik yoktu. Naciye Cılız esmer 8 yaşında olmasına rağmen serpilemeyerek kavrulmuş bir kızcağız idi ki ilk görüşte insana merhameti andırır bir duygu veriyordu. Bana sokulmadı. Benim de gözlerim onda tevaffuk etmedi. Daha ziyade annesine, Salime ablaya bu güzel kadına gülümseyerek baktım. O da bana gözlerinin okşayan bir ifadesiyle bakıyordu. Birden Kevser Hanım Affa'nın hala görünmeyişine sinirlenerek sabırsızca bu oğlan nerede kaldı? diye ellerini çırptı. Kız gel diye emir verdi. Hemen içeriye bir cariye girdi. Bu demin Nevber adıyla hitap edilen kız değildi. Ancak 25 yaşlarında esmer güzeli çatık kaşlı, mevzun endamlı bir çerkez kızı. O tarihte İstanbul ve İzmir'in büyük evlerinde pek çok emsali görülen halayıklardan biri. Biraz evvel gördüğüm Nevber'in asık suratına mukabil bu kız bana pek tatlı göründü. Eğer bu evde ilk defa sevdiğim simaları sevgi duygusuyla sıralamak lazım gelirse, başta Kevser Hanım yengeyi, Salime Hanım ablayı zikrederek üçüncü derecede dilberi kaydedeceğim. Fakat bu tasnif biraz sonra daha başka bir tertibe girdi. Kevser Hanım Dilber'e ''Affan nerelerde acaba?'' diye sorduktan sonra emir verdi. ''Bana Zarife'yi gönder.'' dedi. Bir dakika sonra Zarife girdi. Biz İstanbul'da Saraçhanebaşı evindeyken babamın Sürur isminde ancak 18-20 yaşlarında bir kölesi vardı ki erkekliği nezedilmiş zavallılardan biriydi. Babamla beraber biz hepimiz ona meftun edik. Açık Habeş renginde uzun ve ince endamlı cıvıl cıvıl zeka parıltılarıyla ışıldayan baygınca gözlü kıvırcık ve gür kaşlı olan bu güzel oğlan affetmeyen bir hastalığa müptela olunca biz yaz için ihsaniye sayfiyesini naklederken o da Guraba Hastanesi'ne gönderilmişti. Bir aralık yaz sonuna kadar babam beni ağabeyimle beraber hastaneye göndererek bedbaht sürür ile veda etmeye yollamıştı. Hala bugün onu düşünürken yüreğimde bir sızı duyarım. İşte Kevser Hanımın Dilberi göndererek celp ettiği zarif ağayı kapının çerçevesinde görünce birden Sürür dikilmişti. Orada karşıma çıkmış zannettim. O kadar ikisinin arasında gözlere çarpan bir benzerlik vardı. Az kaldı Sürür sen nereden çıktın diye bağıracaktım. Ona bakarken gözlerimle sanki yanaklarından öptüm. O da bana sıcak bir nazarla baktıktan sonra Hanımının emrini telakki etti. Kevser Hanım diyordu ki: Zarif Affan mutlaka selamlıkta odasındadır. Kitaplarına, çalgısına o kadar dalmış olacak ki misafirlerimizin geldiğinden haberi olmamıştır. Halit Bey'i al. Onu Affan Bey'in yanına götür. İki kardeş tanışsınlar. Sonra buraya gelsin, teyzesinin elini öpsün. Ben ayağa kalktım ve ihtiyarsız bir hareketle Zarif Ağa'nın benim acısını hala unutmadığım sürürüme bu derece benzeyen güzel Habeş gencinin elini tutarak odadan çıkmaya hazırlanırken Kevser Hanım'ın tekrar sesi bizi takip etti. Zarif dedi. Selamla çıkarken mecbur bacıya söyle çocuklara kahvaltı hazırlatsın da Arnavut Süleyman'la tepsiyi onlara gönderin. Zarif hakkında hemen duyduğum sevginin iki sebebi vardı. İkincisi de dedemin haçtan dönüşünde beraberinde getirdiği harem ağasının Refik Ağa'nın tamamıyla zıttı olması. Refik Ağa, hilkatin kendisini en kara bir renkle boyamakla iktifa etmeyerek, ne kadar çirkin olmak mümkünse o kadar çirkin yarattığı ve bununla da kanamayarak çiçek bozukluğuyla bütün çehresini kalbura çevirdiği bir zavallıydı. Zavallı demek doğru muydu? Herkeste uyandırdığı bir ürpermenin öcünü, herkese karşı hışım, hiddet, gazap, Hatta kin ile almak için fırsat arayan Refika, bütün konak halkının hanımların, uşakların, kızların ve herkesten ziyade çocukların bir nevi düşmanı mesabesindeydi. Herkesle beraber onu ben de sevmezdim. Vaka sevmemekle beraber bunu ona karşı belli etmezdim. O da elbette kimseyi sevmediği gibi beni de sevmezdi. Ama o da bunu bana serahatle belli etmezdi. Bu Refika'nın dedemin konağında bıraktığı bir acı hatıra vardır ki onu da ayrıca hikaye etmelidir. İşte Refika ile Zarif Ağa arasında bu tezat beni ikincisine hemen ilk görüşte cezbeden sebeplerden biri oluyordu. Zarif ile beraber odadan çıktık. Benim elimi bırakmıyordu. Merdivenleri indik. Mutfağa uğrayalım da büyük hanımefendinin emrini mecbur bacıya söyleyelim dedi. Mutfağa uğradık mecbur bacıyı bulduk. Mecbur bacı uzun boylu, iri gövdeli, epeyce yaşlanmış, şişkin karınlı, şerha şerha çizikleriyle, sarkık yanaklı, fakat hala hiçbir eksiği olmayan beyaz ve kavi dişlerini gösteren güleç yüzlü bir kadıncıktı. Mutfakta fırına gönderilmek üzere ev ekmeği yoğuran genç zencilere nezaket etmekle meşguldü. O tarihte İzmir evlerinde fırın ekmeğinden ziyade evde yoğrulmuş ekmeklere rağbet vardı. Bu ekmek biraz sert kabuklu olmakla beraber fırının iyi bir saatine tesadüf eder de iyi pişmiş olursa halis buğday unundan yapılmış olduğundan çok daha leziz olurdu. Pişkin ve kabarık olmak şartıyla. Mecbur bacı zarif kendisine Kevser Hanım'ın emrini anlatırken gülen gözlerle bana bakıyordu ve İzmir'de bütün sonradan gelen Çerkeslerle Arapların Türkçe öğrenirken taklit ettikleri İzmir şivesiyle. Ne nah yavrum Allah'ın birliğine emanet. Ne kadar büyümüş. Garim neredeyse affanıma yetişecek. Ben onu görmeyeli ne kadar oldu. Daha dün diyeceğim geliyor. Mutfakla selamlık arasında bir ittisal vazifesi gören bir dönme dolap vardı ki, o zamanın bütün evlerinde selamlıkla haremi ayıran bu dolap bizim selamlığa geçmemize müsaade edemezdi elbette. Gerçi bu dolap vasıtasıyla haremden selamla geçen kızlardan selamlıktan hareme geçen uşaklardan bahseden hikayeler de yok değildi ama. Biz zarifle bahçeye çıktık. Büyük fakat tek tük ihtiyar ağaçlardan başka loşluğuna bir nebze neşe verecek yeşillikten mahrum olan boş bir bahçe. Zarif bana uzaktan bir tavuk kümesiyle bir güvercinlik gösterdi. Küçük damat beyefendinin tavuklarıyla güvercinleri işte buradadır. Başka bir gün onları sana gezdiririm. Bak ne güzel hayvancıkları vardır, dedi. Sonra cebinden bir iri anahtar çıkararak bahçede küçük bir kapı açtı ve ilave etti. Bu anahtarın bir eşi küçük beydedir. Selamla giderken kapıyı o açar. Sonra gelirken gene o kapar. Fakat dalgınlıkla belki iyi kilitlemez diye arkasından ben her vakit yoklarım dedim. Ara kapıyı geçtikten sonra Zarifi ağa selamlık dairesine girmeden evvel avluda durdu. Ve yavaş bir sesle Kevser hanımın torunu hakkında verdiği malumatı ikmal edecek sözler söyledi. Bizim küçük bey diye başladı. Pek iyi bir çocuktur. Ama biraz tuhaf halleri vardır. Bu aralık önümüzden kaçan bir kediyi bir fikir müşareketiyle ona gösterdim. Bir kedi dedim. Şimdi bunu görse diye ekledi. Hemen tüfeğini kapar buraya fırlar ve zavallı hayvanı öldürür. Onun kedilere bir kini var. Küçük damat beyin tavukları güvercinleri için. Halbuki onlara kedilerden ziyade kendisinin ziyanı dokunur. Kaç kere kuluçkaları berbat etti daha vakti gelmeden 21 gün oldu hala yumurtalar çatlamadı civcivler çıkmadı diye kuluçkanın altından yumurtaları birer birer çeker kulağında sallar cılk olmuş zannıyla kırar yahut bir çivinin ucuyla kabuğu deler yumurtaların içinden yavruları çıkarır kaç kere bunları gördüm ve adeta merhametten ağladım güvercinlerde de öyle yeni çeşitler alacağım diye çiftleri birbirinden ayırır eniştesinden gizlice erkekleri dişileri karma karışık hapseder ve bunlardan hiçbir şeye benzemeyen yavruları alır. Bu tafsilatı verdikten sonra zarifa selamlık dairesinin kapısını açarken çifte ismiyle zihnimi tırmalayan Affan Sabit Bey hakkında bütün fikrini icmal eden bir ilave yaptı. Pek tuhaf, pek garip bir gençtir ve selam dedim. Kevser Hanım'ın kullandığı tabirleri tekrar etti. Belliydi ki bu tabirler bütün ev halkının ona dair olan reyini toplamış oluyordu. Bütün bu peşin malumat bende bu yeni arkadaşı yakından görüp tanımak arzularını körüklemiş oluyordu. Onun odasının kapısında durunca her şeyden evvel bir sas kırtısı işittik. Zarifa kapıyı vurdu. İçeriden ses çıkmadı. Sastın tıngırtısı kapının vurulduğunun işitilmesine mani olmuştu. Zarife ağa biraz daha kuvvetle vurdu. İçeriden. girenez. Emri gelince kapıyı açtı. Beni öne sürerek. Küçük bey, dedi. Size misafirinizi getirdim. Birazdan kahvaltınızı getirecekler. Ve beni bıraktı. Affan bir erkan minderinin üzerine bağdaş kurmuş dizlerinde kanunuyla, karşısında bir küçük sehpa üzerinde bir nota ile, kımıldanmayarak başını çevirdi bana baktı. Halit Bey sen misin? dedi. Sonra kanunu minderin üzerine iterek ayağa kalktı, yanıma geldi, ilave etti. Seni bugüne kadar hiç görmemiştim. Siz İstanbul'da, biz İzmir'de. Hiç fırsat düşmemişti. Bundan sonra artık sık sık buluşur, sevişiriz. Seni bana çok Ettiler Ben de onu taklit ederek müfret sigasıyla mukabele ettim ve yalan söyleyerek seni de bana dedim. Bu iki dostluk kelimelerinden sonra onun yazı masasının yanına oturduk. O masanın döner koltuğuna ben de üzeri meşin kaplı küçük bir sandalyeye karşı karşıya geçtik. Ben bir yandan ona, bir yandan odaya bakıyordum. Yan tarafta iki pencere arasında yarı yarıya dolu bir kitap dolabı her şeyden evvel buna imrendim. Sonra büyük bir yazı masası. Üzerinde 8 on kitap, birkaç defter, bir büyük mürekkep hokkası, kalemler, kurşun kalemler, bir kağıt kesecek, bir çakı, bir sigara tablası, kibrit kutusu. Kendi kendime. Tütün içiyor galiba. Dedikten sonra bu masa ile üzerindeki şeylere de ayrıca imrendim. Bizim yokuş başında yeni geçilecek evimizde de benim böyle bir kitap dolabımla bir yazımasam olacak mı? diye düşündüm. Sonra gözlerin erken minderinin üzerinde bırakılmış olan kanunda bir saniye durdu. Bunu fark eden Affan her şeyden evvel sordu. Musikiye merakın var mı? Ondan geri kalmak istemeyerek. Pek ziyade dedim. Bir alet çalmaya başladın mı? Kanun, keman, ud. Hayır dedim. Yalnız kendi kendime öğrenilmiş şarkılar söylerim. Düdük gibi bir sesim var o kadar. Fakat ben müziği öğrenmeye kalkışırsam piyano istiyorum. Babam İstanbul'dan dönünce yeni evimize yerleştikten sonra bana bir piyano alacak. Bu da yalandı. Babamın böyle bir vaadi yoktu. Ondan sonra kitap dolabıyla yazı masasını gözlerimle tavaf ettim. Bir kitap dolabıyla bir yazı masası da alınacak diye bir yalan daha ilave etmek üzereyken yutkundum. Bu ikinci yalan birincisinden daha hafif olacaktı. Zira muhakkak bana da bir dolapla bir masa alınacaktı. O, peki dedi. Ben de piyano tercih ederim ama pek uzun iş. Yapılacak pek çok şeylerim var. Sana bunları bir bir anlatırım. İşitmişsinizdir ya ben iki sene evvel Rüştiye'yi bitirdim. Şimdi hususi dersler alıyorum.'' Türkçemi ilerletiyorum. Fransızca da öğreniyorum. Şiire çok hevesim var. Hocalarım çok muktedir adamlar. Gün aşırı onlarla 3-4 saat çalışıyorum. Birden atladı. Sen mektep işini ne yapacaksın? diye sordu. Ben ondan pek geri kalmak istemeyerek cevap verdim. İstanbul'da evimize en yakın olan Fatih Askeri Rüştiyesi'ne devam ediyordum. Üçüncü sınıfa geçmiştim. İzmir'e gelince o yarım kaldı. Hemen buna çare buldu. Burada İzmir Rüştiyesi'ne devam edersin. Başka çare yok. Orada her dersten ziyade Arapçaya ehemmiyet verirler. Belki sen Arapçada zayıfsındır ama zararı yok. Daha küçüksün. Bir yandan da Fransızcayı düşünmeli. Şimdiye kadar Fransızca dersi almadım. Ama kulak dolgunluğu var. Artık Rüştiye'yi bitirmeli de Fransızcayı ondan sonra düşünmeli. O, gene övüngenliğine kapılarak kendisinden bahsetti. Musikiye çok merak ediyorum. Keman çok zor. Ut hoşuma gitmez. Daha ziyade kanundan hazzediyorum. İzmir'de ders verebilecek pek az adam var. İlk önce Salomon takımından kanun ustası Yasef'i düşündük. Fakat herif nota bilmezmiş. Nihayet eniştemin arkadaşlarından Kanuni diye şöhret kazanmış olan Cemal Bey, bana hem nota göstermek hem kanun öğretmek ve vazifesini üzerine aldı. Fahri olarak Cemal Bey bilmem nerede büyükçe bir memur. Onun için ücret kabul etmeyecek ama biz altında kalmayacağız. Ona münasip hediyeler verilecek. Şimdiden annem onun yakında gelin edilecek kızına sandığından muvafık şeyler ayırmayı düşünüyor. Nota ne iyi bir şey. Eğer Yasef'ten ders alsaydım bütün peşrevleri semaileri ezber öğrenmek lazım gelecekti şimdi notayı karşıma koyunca al kanuna tatbik ediyorum yalnız diyezlerle bemoller için kanunun mandallarını oynatmak zorunluluğu var sen bunların ne olduklarını bilir misin sustum hayır diyemedim fakat benim onlardan bir şey anlamadığımı keşfeden affan uzun uzun izaha kalkıştı gene bir şeyler anlamadım fakat hep susarak dinledim. Şimdi dedi, sen gelirken Nihavent peşrevini öğreniyordum. Sonra yeni bir şarkı var Hicaz'dan. Onun notasını getirttik. Belki o şarkıyı sen de bilirsin. Müjganların yarisi işler ciğerimde diye başlayan bir şarkı. Ben bu şarkıyı bilmez değildim ama belki oku da dinleyeyim der korkusuyla cevap vermedim. O söylerken ben de onu tetkik ediyordum. İtiraf edeyim ki bu ilk mülakat bende onun için bir sevgi uyandırmaktan uzak kaldı. Onun övüngen ve karşısındakini küçültmeye çalışan bir mağrur genç olarak tanımış buluyordum. Benden 5-6 yaş büyük olmak ona bir ağabeylik taslamak hakkını veremezdi elbette. Onu bu duygularla görüp öğrendikten sonra burada geçirilecek olan günlerin uzamaması için yüreğimde bir temenni vardı.'' Belki cesaret edip anneme bundan bahis bile edecektim. Dedemin konağına öteden beri alışık idim. O muhit bence pek sevilen bir zemin idi. Sonra bir an evvel yokuşbaşı evine yerleşmek olmak için acele ediyordum. Hususuyla bugün Affan ile görüştükten sonra mektup meselesi de bir an evvel bir karara bağlanmalıydı. Sonra kitap dolabı, yazı masası, belki piyano. O söylerken ben hep ona bakıyor, halini, simasını, tavır ve edasını tetkik ediyor, bütün bu tetkiklerden bir hüküm neticesi çıkarmaya çalışıyordum. Ona her manasıyla güzel denemezdi. Fakat hiç de çirkin değildi. Bir yandan büyük annesine, bir yandan teyze kızı Salime ablaya benzeyen yerleri vardı. İri sarı gözleri, donuk saz benzi, kumral kaşları, ince ve mevzun bir endamı vardı. Yaşına nispetle boyu da biraz uzun sayılabilirdi. Hele hali, tavrı, edası pek kibardı. Bu da mensup olduğu ailenin asaletinden gelme bir şeydi. Düzgün konuşuyordu. Telaffuzunda İzmir şivesini andıran bir şeyler yoktu. O da İstanbul çocukları gibi düzgün söylüyordu. Bütün bu güzel taraflarına rağmen ona güzel demekten beni alıkoyan bir hususiyeti vardı. Birden bunu fark ettim. Sol tarafında ta şakağının altında koyu kahverengi de iri bir bakla büyüklüğünde bir et beni vardı ki yassı bir çıkıntı teşkil eden bu arıza bütün semasının manasına bir soğukluk veriyordu. Büyük annesi Kevser Hanım'la onun diğer torunu Sayma ablada. Çehrelerinin gene o yerinde böyle bir leke, et beni değil, sadece kahverenginde bir leke fark etmiştim. Bu leke onlarda hem küçük idi hem pek göze çarpacak derecede değildi. Hatta onların saçlarıyla bunu tamamıyla olmasa bile kısmen kapamak mümkün olurdu. Fakat Affan'da bu et beni öyle gözü tırmalayan bir arıza oluyordu ki, ailenin bir farik alameti kabiliğinden nesilden nesile intikal eden bu leke olmasaydı ona belki güzel denebilecekti. Ben onu fark ettikten sonra sanki üzerinde üç sarı kılla Baktıkça yetişiyor, kabarıyor zannedilen bu leke bütün çehresini kaplamış oluyordu. O da büyüyünce sakalını salıverecek olursa belki bu lekeyi örtebilecekti. Lakin şimdi. Şimdi bu bende soğuk bir tesir yaptı. Ve anladım ki ne zaman onu hayalimde uyandırmak lazım gelse hep bu et beninden başlayacaktım. Şimdi bile onu hatıralarımın arasında ararken, zihnimde çehresini tersim ederken, İptida noktasını bu leke teşkil ediyor. Bir aralık kapı vuruldu. "Affan, gir." dedi ve kapı açılarak içeriye elinde büyük bir gümüş tepsi ile ancak 25 yaşlarında, yakışıklı, kırmızı yüzlü, kırkık bıyıklı, uzunca boylu sevimli bir genç uşak girdi. Affan ona, "Süleyman." dedi. İlk önce tepsiyi yere bırak. Sonra şu köşedeki küçük masanın üstünü boşalt onu odanın ortasına koy. İki tarafına da iki sandalye yerleştirdikten sonra tepsiyi masanın üzerine koy. Yarım saat sonra gelir alırsın. Anlaşıldı ki bu evvelce adı geçen Arnavut Süleyman'dır. Onun hakkında fazla malumatı Affan'dan aldım. Süleyman aldığı emri intizam ile tatbik edip odadan çıktıktan sonra biz masanın başına geçtik. Mecbur bacının hazırlayarak gönderdiği bu kahvaltı tepsisinde neler yoktu. İzmir'in meşhur küçük turunç reçeli, tulum peyniri, pastırma, zeytin, çekişte, koca bir kap içinde hala dumanı tüten süt. Affan eliyle sucuk ve pastırma tabaklarını bir tarafa sürdü. Pek severim ama biraz sonra teyzemin elini öpmek için hareme gideceğim. Sen istersen yersin. Akşam üzeri Türkçe hocası gelecek. Onun için bu nefis şeyleri geceye saklayalım. Ufak bir tevakkuftan sonra reçele peynire iltifat etti. Kendisine ve bana süt koydu. Fincanlara şeker ilave etti ve söz söylemekten pek haz eden bu çocuk başka bir bahse geçti. Demin dedi tepsiyi getiren genci gördün mü? Biz buna Arnavut Süleyman deriz. Adı kendi ismine adeta yapışık bir lakap gibidir. Bunlar selamlıkta iki kişidir. Bir de daha genç ve çok güzel bir Türk çocuğu vardır ki ona sadece adıyla Osman deriz. Onu da elbet görürsün. İkisi de pek çocuklardır. Bütün selamlık işi, çarşı işi, hayvanlara bakmak, icabında arabayı koşmak onların vazifesidir. Bu işleri herkesi memnun edecek surette yaparlar. Evde de onların yemesine, içmesine, giyim kuşamına dikkat olunur. İkisi de ahırın üzerinde iki odacık vardır, orada barınırlar. Orada biraz hayvan ve gübre kokusu vardır ama onlar alışıktırlar. Gülümsedi. Bu Arnavut Süleyman'ın bir de aşk hikayesi vardır. Dedi. Sonra 12 yaşında bir çocuğa aşktan bahsetmek muvafık olmayacağını düşündü galiba. Yani diye bir ilave yapmak istedi. Onu da bulamayarak vazgeçti. Hikayesine devam etti. Onun böyle bir ihtiyata lüzum görmesine hiç ihtiyaç yoktu. Ben nece aşk hikayeleri bilirdim yığınlarla aşk hikayeleri okumuştum. Arnavut Süleyman'ın hikayesini anlattı. İçeride üç tane Çerkes kızı vardır. Bunları gördün mü? Nevber, Dilber, Melekper. Dikkat ediyor musun isimleri kafiyeli. Kafiye nedir bilirsin ya. Evet manasına başımı eğdim. O devam etti. Nevber asık suratlı, her vakit bir şeye hiddet ediyor zannını veren çoban köpeği gibi ısırmaya hazır dişlerini gösteren çirkin bir kızdır. Belki çirkin değildir de bir parça güzelliği varsa bu hali onu örter. Dilber adı gibi hakikaten Dilber'dir. Bu sözümden benim hisseme bir pay çıkarma. Benim bu işlerle alışverişim yoktur. Lakin Arnavut Süleyman için öyle değil. O kıza fena halde tutkundur. Kız da ona. Nasıl tanışmışlar, nasıl sevişmişler. Bu öyle bir şeydir ki ne duvarlar, ne kaç göç, ne dönme dolap, iki gönlün buluşmasına da engel olamaz. Yalnız gönüllerin değil, hatta kendilerinin de. Büyük annemle büyük babam kızı oğlana vaat ettiler. Lakin ne zaman birleşecekler burası da belli değil. Düşünülüyor ki Dilber kendisinden evvel çırak edilirse ondan daha eski ve daha büyük olan Nevber'in büsbütün suratı asılacak ve artık evde tutulamayacak bir hale gelecek Onlardan sonra bir de Melekper var. O da pek şirin bir kızcağızdır. Daha da pek küçüktür. Ancak 14-15 yaşlarında. O daha ziyade Salime ablamla eniştem Şevket Kemal Bey'in hizmetlerine bakar. Söz aramızda Salime ablam onu eniştemden kıskanmaz değildir. Fakat kız pek kurnaz, enişte de pek zeki olduğundan her ikisi de gözlerini kaldırıp birbirine bakmazlar. Sen dikkat edersen bunu fark edersin. İşte sana harem ve selamlık halkını anlatmış oldum. Mutfak halkını da unutmamalı. Kocadan bahsedilirken mutfağın siyah kızlarını düşünmeli. Mecbur bacıyı gördün mü? O artık koca düşünecek yaşı çoktan atlamıştır. Fakat onun nezareti altında yemek pişiren, çamaşır yıkayan, bulaşık temizleyen, ekmek yoğuran üç kız vardır ki üçü de gençtir. Fidan, Sünbül, Ferah. Seninle beraber evi dolaşırken mutfağa uğrarız elbette. Bunları görürsün. Hele mutfak benim pek sevgili mekanımdır. Ben aile sofrasında sıkılırım. Büyük annemin hareminde, büyük babamın selamlıkta iki sofrası vardır. Bunlar da hemen her vakit misafir de eksik olmaz. Buralarda türlü merasim ve erkan dairesinde yemek yemek bana bir işkencedir. Karnım acıkınca mutfağa uğrarım. Mecbur bacı tencerelerin kapağını açarak hazır yemekleri gösterir. Hangisini canım çekerse bana onlardan ayırır. Terbiyeli kabak dolmasına, arpa şihriyesiyle yahut nohutla pişmiş pilava, kuzu kızartmasına, hele hamur işlerine bayılırım. Sen de aile sofrasından kurtulmak fırsatını bulur da benimle mutfağa gelirsen, bak ne mükellef ziyafet çekeriz. Ben mutfak halkını harem halkından ziyade severim. Fidan, sümbül, ferah, Görsen ne cana yakın şeylerdir. Hele onların ekmek yoğururken kendi dilleriyle söyledikleri besteler bana pek ziyade rikat verir. Kabil olsa da bunları notaya alabilsem, kanunda çalsam. Afan söyledikçe mest oluyor, kahvaltı tepsisini unutuyordu. Gene başka bir zemine atladı. Sana selamlı kalkından bahsederken bir kişiyi unuttum. Arabacı Pavle bu bir Rum çocuğudur. Ama artık Türkleşmiş gibidir. Büyük babam ona ödünç bir para verdi. Onun da birikmiş parası varmış. İkisini ekleyerek güzel bir lando satın aldı. Bir çifte yağız hayvan. Landosu, atları bizim ahırdadır. Kendisi de sabahleyin gelir, landosunu koşar, müşteriye çıkar. Akşama kadar çalışır. Arabasını atlarını ahıra getirdikten sonra yine İhtiyar anasını yanına gider. Harem'e büyük bir araba lazım olunca onun landosu tutulur. Büyük babamla hesapları vardır. Borcunu yavaş yavaş öder. Nasıl? Buna pek aklım ermez. Bir gün seninle beraber onun landosuna binelim de buca'ya kadar bir seyran yapalım. Bu tasavvur üzerine kahvaltı bitti ve beraberce harem'e geçtik. Kahvaltı işi bittikten sonra Affan, Harem'e geçelim de hanım teyzemin elini öpeyim demişti. Hanım teyzesinden maksat annem idi. Harem'e geçtik. O pek kibar edasıyla anneme hürmet vazifesini gördü. Annem de ona birçok iltifat etti. Ben onun böyle mazbut hallerine şahit oldukça şöhretinin bu ev halkında ne için tuhaf ve garip çocuk diye yayılmış olmasına bir mana veremiyordum. Biz tekrar selamla dönmek üzere iken Kevser hanımefendi Afvan dedi. Sen bu akşam Halit Bey ile beraber harem sofrasında bulunsan iyi olur. O hemen cevap verdi. Nineciğim bize bu akşam müsaade ediniz de selamlıkta yiyelim. Halid'in büyük babama bey enişteme tanıtayım. Ondan başka Türkçe dersim var. Hoca Salih Efendi adeti ile kalır belki kanuni Cemal Bey de vardır. Böylece karar verildi. Selamla geçerken bahçede bir aralık Affan birdenbire durdu. Parmağını dudaklarına götürerek bana dedi. Adeta titriyordu. Parmağını dudaklarından çekerek güvercinliğe doğru uzattı. Bana bir şey göstermek istiyordu. Ne var? diye sordum. Görmüyor musun? dedi. Kedi? dedim. Adeta dişlerini gıcırdatarak. Kuyruğu kesik sarı kedi güvercinleri gözetiyor. Şimdi tüfek elimde olsaydı onun hakkından gelir, kendisini arkadaşlarının yanına gönderirdim. Hiçbir şeye vakıf değilmişçesine arkadaşlarının nerede olduklarını anlamak istedim. Onlar nerede diye sordum. Tekrar parmağını dudaklarına götürerek "Sus." dedi ve ilave etti. "Onu bir ben bilirim, bir de kedilerin Allah'ı." Gözlerinde öyle bir ifade vardı ki, onun ne için tuhaf ve garip çocuk şöhretiyle anıldığını ifade ediyor gibiydi. Lakerda'yı değiştirdi. Haremle selamlık arasındaki kapıyı açarken, bana Türkçe hocasını anlatmaya başladı. Salih Efendi dedi, neredeyse gelir. Biz onunla ders yaparken, sen de dinler, bir yandan da kitaplarımı karıştırırsın. İstanbul'da çıkan birçok mecmualar var. Ondan başka romanlar, tiyatrolar, şiir kitapları, birçok eski divanlar, harabat ciltleri. Sen onu gördün mü? Buna dair hiçbir fikrim yoktu. Cevap vermeyerek geçiştirdim. O devam etti. Benim asıl şiir söylemeye hevesim var. Bir iki tane gazel bile yaptım ama Salih Efendi beğenmedi. Daha iyisini yaparsam sana okurum. Salih Efendi çok alim ve yaman bir şairdir. Göreceksin ya bilmediği yoktur. Arapça, Acemce, hele Türkçe'de eşi yoktur. Onunla beraber eski şairleri okuyoruz. Bugün Nedim Divanı'ndan iki 3 gazel okuyacağız. Bir yandan bana manalarını anlatır, bir yandan vezinlerini izah eder. Takti usulünü öğretir. Sen aruz ne demektir, takti nedir bilir misin? Yine cehlime itiraf etmeyi nefsime yediremedim. O benim sükutumdan, tevakkuf etmeyerek yine devam etti. Bunları sana sonra izah ederim. Göreceksin ya bu Salih Efendi pek şaşılacak bir adamdır. Kürt müdür, Arap mıdır, Acem midir, Türk müdür yoksa hepsinden karışık bir şey midir? Bağdat, Basra yahut Musul taraflarından İstanbul'a gelmiş, orada kim bilir ne sebeple hükümetin gazabına uğrayarak İzmir'e nef yolunmuş. Ona hükümet bir maaş da veriyormuş.'' casustur diyenler de var. Ama bize ne? Büyük babam ona pek iltifat eder. Dolgunca bir aylık da verir. Bize bir zararı dokunmasın da. Ben ondan çok şeyler öğreniyorum. Yakında ben de gazeller söyleyeceğim. Hatta bir de divan vücuda getirmek istiyorum. Başlıca merakım bu. Bu tavsilatı verirken selamlık dairesine varmış oluyorduk. Onun odasına çıkınca Salih Efendi'yi orada bulduk. Bu adam iyice esmer, kuru, zayıf ve oldukça yaşlıydı. Başından sarıklı fesini çıkarmış, yazı masasının üzerine koymuş, cübbesini bir sandalyeye atmış ve bir koltuğa kurulmuştu. Affan beni tanıtmaya başladı. Halit Bey dedi. Akrabadan bir çocuk. İstanbul'dan yeni geldiler. Yakında Rüştiye'ye girecek. Müsaade ederseniz derste hazır bulunsun. Salih Efendi. Maşallah maşallah dedi ve bana gülümseyerek. Dua ederim ki Küçük Bey sen de Affan Bey gibi çalışkan, zeki bir genç olursun. Ders başladı. Salih Efendi biz birerken karıştırmakta olduğu harabatın bir büyük cildini göstererek. Bugün Ziya Paşa'nın tercihinden birkaç parça okuyalım. Ve hemen başladılar. Bu tercihe ben de az çok aşina idim. Ayrıca basılmış bir nüshası bizde de vardı ve onu pek lezzetle okuyan babam Saraçhane başındaki evimizde. Ah o güzel evimiz. Onun acısını bir türlü unutamıyordum. Bana da yüksek sesle okurdu. Ben onların selis lisanını anlardım. Ve insiyaki bir hisle mevzun olarak okuyarak babamdan aferin Halit diye teşviklerine nail olurdum. Salih Efendi ile Affan bunları okurken büyük bir lezzetle dinledim. Sonra Salih Efendi Nedim Divanı'ndan bir gazel okudu. Affan'a okuttu. Vezinleri izaha başladı. Mısraları takti etti. Affan'a da tekrar ettirdi. Bunlardan hiçbir şey anlamıyordum ve için için Affan'a nispetle ne kadar geri ne kadar cahil olduğumu hissederek bir acı duyuyordum hiçbir zaman ona yetişemeyeceğim diye büyük bir fitura kapılıyordum. Ders uzun sürdü. Ben sıkılmadım. Affan bir yandan ders yapıyor, bir yandan böbürlenerek gözünün ucuyla beni süzüyordu. Nihayet akşam olurken kapıya vuruldu. Arnavut Süleyman içeriye girerek ''Yemek çıkıyor, büyük beyefendi sizi bekliyor.'' dedi. Hep beraber kalktık ve yemek odasına geçtik. Büyük beyefendiyi Kerim Behçet Bey'i birinci defa olarak görüyordum. Salime Hanım ve Affan kadar büyük torunların dedesi olan bu adam çok yaşlı olmak lazım gelirdi. Fakat tamamıyla ağarmış saçına, sakalına rağmen hala pek dinç görünüyordu. Salih Efendi'ye hürmet makamında ayağa kalkınca uzun boyunu, dimdik endamını gördüm. Ve birden hakkında bir sevgi duydum. O hala kim bilir nerelerde mutasarrıflık, Hangi vilayetlerde defterdarlık hayatından kalma bir vakar, hatta kibri andıran bir azamet sahibi olmakla beraber pek mültefit idi. Beni yanına çağırdı. Ben onun elini öptüm. O benim yanığımı okşadı. Kulağımı hafifçe çekti ve yavaşça. İnşallah affan ile iyi arkadaşlık edersin. O biraz tuhaf, biraz garip bir çocuktur ama pek iyi yüreklidir. dedi. Yine o tabirler. Bir kenarda sinerek oturan biri daha vardı. Affan beni ona da götürdü. Eniştem Şevket Kemal Bey diyerek onun da elini öpmek lazım geldi. Fakat bu vazifeyi biraz irkilerek yaptım. O ince uzun kavruk vücutlu ancak 30 yaşlarında bir adamdı. Onu görür görmez içimden işte Naciye babasına çekmiş, ona benziyor dedim. Sonra bu adamın gözlerinde öyle bir mana vardı ki beni üşüttü. Kurnaz mürai, hile ve desise yapan bir adam olmalı diye kendimce bir karar verdim. Bu evde sıfatı bir üç güveyi sıfatından ibaret olan bu adam, biz içeriye girerken kayınbabasının bir davasına dair izahat vermekle meşgul idi. İlk merasim bittikten sonra Kemal Behçit Bey ona bakarak, sonra diye izahatın arkasını istedi ve Hoca Salih Efendi'ye hitap ederek Kanuni Cemal Bey'i bekliyoruz. Neredeyse gelir. O vakte kadar müsaade ederseniz Şevket Kemal Bey'den şu işi anlayalım." dedi. Pek muntazam konuşan bir dava vekili ile "Efendimiz bunun üzerine" diye başladı. Ne davayı ne de onun izahatını anlamadım. O söyledikçe Kerim Behçet Bey hafifçe başını sallayarak memnun olmamış bir mana ile dinledi, dinledi. Belki daha devam olunacaktı, birden kapı açıldı. İçeriye zayıf, hasta benizli, sarışın, seyrek sakallı, pek iyi kıyafetli birisi girdi. Hep ayağa kalkıldı. Affan yavaşça kulağıma. Kanuni Cemal Bey, dedi. Onu bir dinlesen bayılırsın. Yemek odası olarak kullanılan selamlığın büyük odasındaydık. Burası aynı zamanda salon vazifesi de görüyordu. Ortada yuvarlak bir masa, etrafında sandalyeler, yemek zamanına muntazırdı. O tarihte Türk evlerinde eski usul ile sofra kurulması umumi idi. Yerde mindercikler, ortada açılır kapanır bir iskemle, üzerinde bir sini, onun üzerinde bir çorba kasesi yahut bir yemek tabağı, herkesin önünde bir kaşık, ve birkaç dilim ekmek. Bir peşkir, sofra bununla tamam olmuş bulunurdu. Hatta çatal konulmaz, su isteyenlere tek bardakla ötede duran sürahiden su verilirdi. Yalnız büyük evlerde bu iptidai şark usulüyle garp sofrası arasında bir mutavassıt şekil bulunmuştu. Yavaş yavaş yeni bir usul aranıyor ve bu da yukarı tabakadan başlayarak cemiyetin daha aşağı safhalarına iniyordu bizim aile evlerinde bir mutavassıl usul tatbik ediliyordu. Yerde değil sandalyelerde ve bir masa etrafında toplanılıyordu. Herkesin önünde bir iki tabak, çatal bıçak, bir bardak vardı. Yemek masanın ortasına bırakılıyordu. Bir aralık emre muntazır bir vaziyette duran genç uşak Osman, Kerim Behçet Bey'in bir işaretine tebaiyetle onun yanına yaklaştı. Büyük beyefendi yavaş sesle ona bir emir verdi. Sonra ilk önce Cemal Bey'in sonra Hoca Salih Efendi'nin yüzlerine bakarak "Efendim, ikbal buyururlar mı?" dedi. Bunun manasını onlar anladılar. Cemal Bey "Emredersiniz." dedi. Hoca Salih Efendi "O halde müsaade buyurunuz." diyerek başından sarıklı fesini, arkasından cübbesini çıkardı biraz evvel Affan'ın odasındaki kılığına girdi. On dakika sonra genç uşak Osman daha evvelden hazırlamış olduğunda şüphe bulunmayan büyük bir gümüş tepsi ile mezelerle dolu rakı takımını getirip kenarda duran küçük bir masaya yerleştirdi. Affan omzu omzuma dokunacak kadar yanıma sokulmuştu. Kulağıma fısıldadı. Dikkat et! En önce Şevket Kemal Bey kalktı. Bir kadeh doldurdu. Üzerine su ilave etti. Bir küçük tabağa meze koyarak büyük beyefendiye gitti. Efendimiz dedi. Herkesten evvel siz lütfedersiniz. Affan. Gördün mü dal kavuğu? dedi. Sonra daha yaklaşarak ilave etti. Demin büyük babamın davasına dair söylediklerini dinledin, bir şeyler anladın mı? Başımla hayır dedim. Ben de anlamadım dedi. Ama anlaşılan tek bir hakikat var. Bu adamın bir yaman tilki olduğunda şüphe yok büyük babamın, büyük annemin bütün işlerini eline almıştır. Ne fırıldaklar çeviriyor orasını bilmem. Bildiğim bir şey varsa o da sonunda bize avcumuzu yalamak kalacak. Kerim Behçet Bey ilk kadehi yuvarladıktan, dudaklarını sildikten sonra Affan'a baktı, o da sustu. Hoca Salih Efendi teklif beklemeden rakı tepsisinin başında duruyordu. Onun üst üste iki kadeh içtiğini, muhtelif mezelere çatal attığını gördüm. Sonra doğrularak. Beyefendi hazretleri dedi. Allah ömürler versin bizleri ihya ediyorsunuz. Cemal beyefendi de inayet buyursa da bize biraz kanun dinletseler neşe tamam olacak. Herkesin emeli bu Ama Cemal Bey'e böyle bir teklifte bulunmaya cesaret edilemiyordu. Bu zerif adam hiç tereddüt etmeden. Affan Bey dedi. Kanun nerede? affan fırladı. Biraz sonra kanunla geldi ve onu Cemal Bey'in dizlerine koydu. Mızrapları, yüksükleri eline verdi. Cemal Bey, Kerim Behçet Bey'e bakarak, ''Beyefendi'' dedi. Affan Bey oğlumuzda çok kabiliyet var. Bu son günlerde nihavet peşrevini çalmaya başladı. Bir yandan da nota öğreniyor. Fakat nota ile çalmak başkadır. Ona her sanat sahibinin kendi duygusundan, kendi çalışından bir çeşni bir ahenk vermesi yine başkadır. Müsaade ederseniz ben de nihaventte başlayayım da Affan Bey dinlesin. Sonra kanunu tıngırdatarak ilave etti. Kanun kolay görünür ama hakikatte hiç öyle değildir. Hele aleti kurmak en zor iştir. Tellerin şurasına burasını dokundu. Anahtarların birkaçını gevşetti birkaçını sıkıştırdı. Sonra başladı. İlk önce bir taksim. Hoca Salih Efendi yine fırladı. Üst üste dolu dolu iki kadeh daha içti. Birkaç mezeye daldı. Şevket Kemal Bey kendisi içmeden evvel Kerim Behçet Bey'e baktı. Efendimiz bir tanecik daha diye sordu. O yarım dedi. Taksim devam ediyordu. Hoca Salih yine kalktı. Oturduktan sonra gözlerinde bir baygınlık gördüm ve dikkat ettim. Bu baygın gözleri etrafı dolaştıktan sonra hep gelip Affan'ın yüzüne dikiliyor ve orada duraklayarak gecikiyordu. Affan'ın sinirlendiğine dikkat ettim. Bir aralık. Herif dedi. Ama da cüretkar. Yüz bulsa sen bunu da anlayacak yaşta işte değilsin. Affan bu hususta yanılıyordu. Ben de bir mektep hayatı ve ondan alınmış türlü türlü bilgiler vardı. Ses çıkarmadım. Affan iskemlesini çevirdi. Hoca Salih Efendi'nin gözlerinden kaçınarak beni kendine siper yaptı. Peşrev başlamıştı. Cemal Bey Peşrev'in yalnız iki hanesini çaldı. Sonra yavaşça Şevket Kemal Bey'e eğilerek bir şey söyledi. Küçük damat bey Cemal Bey'e bir kadeh doldurarak verdi. Affan bana dedi ki, Cemal Bey müteveririmdir. Hatta Mısır'da iki kış geçirdikten sonra atlattı. Fakat ihtiyat eder. Ancak bir kadeh rakıya içer ya içmez. Peşrevden sonra Şevket Kemal Bey ile ufak bir fiskostan sonra bir şarkıya başladı. Şevket Kemal Bey ile beraber pek pes sesle şarkıyı okudular. Bu şarkıyı ben de bilirim. Hiç seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur?'' Ben de dayanamayarak kendi kendime mırıldanıyordum. Öteden Kerim Behçet Bey fark etti. "Aferin Halet Bey." dedi. Biraz daha sesini işittir. Ben cesaret edemedim. Zaten sesime güvenecek halde değildir. Affan beni dürterek. Yemek yense de sıvışsak diyordu. Onun bu arzusu tahakkuk etmekte gecikmedi. Yemek bitti. Biz izin alarak hareme geçtik. Annemle bana bir odada iki karyola hazırlanmıştı. Kasnak işlenmiş ipekli organlar, lavanta çiçeği kokusuyla keten çarşaflar, bir küçük masanın üzerinde limonata sürahisi, bir tabakta badem kurabiyeleri, bir küçük kasede çevirme, iki küçük gümüş kaşık. Kevser Hanımefendi kibar Türk ailesi ikramının en müstesna tezahürleriyle bizi iz aç ediyordu. Pek güzel bir uyku ile sabahı buldum. Ertesi gün sabahleyin henüz giyinmiştim. Kahvaltı ederken birdenbire tüfek sesiyle sarsıldım. Hayretle başımı kaldırdım. Benim gibi biraz ötede hayretten başını kaldıran anneme bakarak. Kedi dedim. O ne kedisi diye sordu. Sanki malumatı varmış gibi. Kuyruğu kesik sarı kedi diye cevap verdim sonra anlattım. Biraz sonra ben odamızdan çıkınca Affan'ı orada buldum. Beni bekliyor olmalıydı. Gözlerinde garip bir sevinçle bir parıltı gördüm. Bu çocukta bir iki şeye dikkat ediyordum. İhtimal ki bu evde ona tuhaf çocuk, garip çocuk denilmesinden ileri gelen bir duygu ile bende bir tecessüs uyanmış olacaktı. Affan'ın iri kestane ve güzel gözlerinde bazen üzerinden bir gizli düşüncenin sisleri geçiyor zannını veren bir bulanıklık, bir donukluk görürdüm. Bazen yine kim bilir nasıl bir neşenin tutuşturduğu tebessümle, karışık bir parıltı, sanki gözlerinin bebeğinde titreyen bir mum ziyası. Sonra diğer bir halini daha fark etmekten geri kalmamıştım. O bir kere söylemeye başladı mı artık karşısındakini unutuyor, onun ağzını açmasına müsaade etmeyerek aklından ne geçerse gır gır onları sıralıyordu. Kendi kendisini dinlemekten, hiç durmadan söylemekten mest oluyorcasına bir hali vardı. Bazen de susardı. İçin için bir şeyler düşünüyorcasına donuk bir çehre ile somurtuyordu. Ve o zaman kaşlarını kaldırarak alnından müziç düşüncelerin dalgalarını silmek istiyorcasına yükseltir ve elini saçlarının üzerinden geçirerek sanki kendisini rahat bırakmayan bir şeyi mesela bir sineği bir arıyı kovmak isterdi. Bütün bu şeylerin belki hiçbir manası yoktu. Fakat onun hakkında kullanılan tabirlerin bende uyandırdığı bir merak ile zihnim bunlara takılıp durmuştu. Gülümseyerek bana, "Oldu oldu. Sarı kediyi arkadaşlarının yanına gönderdim." Sonra daha bariz bir sevinçle. Sen dün gece selamlıktan çıkarken fark etmedin. Ben büyük babamın elini öperken ona yavaş sesle dedeciğim diye başladım. Ondan mühim bir şey isteyecek olursam böyle hitap ederim. O bundan pek ziyade hazdeyler. Halit Bey bizde misafir. Ona bir araba seyranı yaptırmak istiyorum. Buca'ya kadar. Müsaade ederseniz Pavli'ye söyleyelim. Landosunu başka yere koşmasın. Bizi Bucaya kadar götürsün. O itiraz etmedi. Yalnız Arnavut Süleyman'ı beraber alınız dedi. O burada lazım olur diye atlattım. Hemen Pavli'ye haber uçurdum. Birazdan gidiyoruz. Ben büyük anneme de haber vereyim. Sen de hanım teyzemden izin al. Hemen yola çıkalım. Epeyce uzun bir seyahat. Ben biraz afallayarak dinliyordum. Elimi uzatarak pencereyi gösterdim. İnce bir yağmur çiseliyordu. O omuzlarını silkti. Bundan bize ne demek istedi? Yarım saat sonra ikimiz de Lando'ya kurulmuş olarak yola çıktık. Yağmur durmuş gibiydi. Ben ne bucayı bilirdim ne de bugün yapılacak seyranın esasını düşünebilirdim. Affan bir aralık yine kaşlarını kaldırarak alnının içinde çalkalanan bir fikri boğmak istiyorcasına. ''Ben iyi ata binerim. Gayet iyi nişan alırım. Her ava çıktıkça eve boş dönmem. Bahçede geberttiğim kediler de bunun burhanıdır. Yalnız araba kullanmayı pek merak ediyorum. Şimdiye kadar hiç fırsat bulamadım. Bugün...'' Suslu, arkasını söylemekten sakındı. Benim tarafımdan bir itiraza uğramak istemiyordu. Şehrin geçilen sokaklarını da pek iyi tanımıyordum. Biz iki çocuk koca içinde herkesin dikkatini merakını celbediyorduk. Şehirden çıktıktan sonra kırları şurada burada ağaç kümelerini temaşa etmek beni pek eğlendirdi. Birinci defa olarak İzmir'in dışında bir gezinti yapmış oluyordum. Bu suretle yolun uzunluğunu fark etmedim. Nihayet Buca'ya vardık. Bu güzel köyü görür görmez, aman ne güzel yermiş bu Buca o başını sallayarak "Neye yarar? Yine yağmur başladı. Devam ederse köyü gezemeyeceğiz." Bunu işiten Pavli başını çevirerek "Küçük Bey," dedi. "Kahveye girelim. Yağmur geçinceye kadar orada bekleriz. Yoksa hep ıslanacağız." "Olur." Pavli arabayı kahveden biraz ileriye sürerek durdurdu. "Hep beraber kahveye girdik." Affan kahveden gelen çırağa emir verdi. Bize birer kahve. Biraz ötede oturan Pavli'yi göstererek. Pavli'ye bir büyük kadeh bira ile ekmek zeytin peynir. Pavli'ye seslendi. Pavli sen kahvaltı etmemişsindir. Güzelce karnını doyurmaya bak. Pavli, ef haristo beyimu dedi. Biz kahvelerimizi içmeye başladık. Affan cebinden bir paket sigara ile bir kutu kibrit çıkararak ben günde 3-4 sigara içerim. Kendimi alıştırmak istemiyorum. Sonra büyük ağabeylik tavrını takınarak sakın sen de başlamayasın diye ilave etti. Biraz sonra ötede birasıyla ekmek peyniriyle meşgul olan Pavli'ye seslendi. Biz bir parça hava alalım sen keyfine bak. Çıktık. Doğruca arabaya gitti. Pavlin'in yerine sıçradı bana da. Sen içeriye, arabaya gir, güzelce otur, diye emir verdi. Ben girdim, arabaya kuruldum. O dizginleri eline aldı. Derhal hayvanlar harekete geldi. Tam bu sırada arabanın kapısı açıldı. Bir türlü elimi uzatıp onu kapayamadım. Araba yürüyordu. Fakat nasıl? Affan dizginleri kullanamıyor, hayvanlar bir türlü takip olunacak istikameti bulamayarak sağa sola yalpa vuruyorlardı. Araba da sallana sallana bocalaya bocalaya ilerliyordu. Affan şaşırmıştı. Ben arabanın içinde bir kaza olacak diye sakır sakır titriyordum. Birden atlar iki büyük ağacın arasında ancak bir arabanın geçebileceği kadar dar bir aralığa daldılar. Ve aynı zamanda müthiş bir çatırtı ile araba sarsıldı. Arabanın açık kalan kapısı sağ taraftaki ağaca çarparak etraftan iştirecek kadar büyük bir gürültüyle yerinden kopmuş ve çamurlara yuvarlanmıştı. Etraftan ''Arabacı, arabacı!'' diye bir çığlık koptu. Pavli yıldırım süratiyle yetişti. Yerine fırlayarak dizginleri Affa'nın elinden aldığı hayvanlar durdu. Sonra Pavli sapsarı dudakları bembeyaz kesilen Affa'nın yüzüne bakmayarak ''Gördün mü beyim yaptığın işi?'' dedi yerden kırık kapıyı aldı. Evirip çevirip baktı. Hasarın ehemmiyetini anladı. Kapıyı arabanın içine koydu. Dekat riyanın 13 olduğunu büyük beyefendiye anlatırım, dedi. Daha sonra, haydi kahvecinin hesabını görelim de İzmir'e dönelim, diye ilave etti. Biz süklüm püklüm kahveye girdik. Affan paraları verdi. Sonra ses çıkarmadan arabaya yerleştik. Gerisin geriye İzmir'in yolunu tuttuk. Affan hep susuyor ve ikide bir de elini saçlarının üzerinden geçirerek bir şeyler söylüyordu.